Bereketler evladı. Nasıl uygun görüyorsalar be kızım, uygun görmeseydiler zaten bu olmazdı. Demek ki bir hilekarlık döndü. Tekrar AK Parti'ye atmayı düşünüyoruz. Yani biz Kasımpaşalıyız, AK Partiliyiz. Tayyip'e atacağım oyumu. Tayyip'e atmışlar. İlgili Tayyip'e atmışlar. Tayyip geldikten sonra biz bütün yardımları gördük. Alamıyorduk. Aygaz kuyruğu bekliyorduk. Ekmek kuyruğu bekliyorduk. Askerlerde sıra bekliyorduk. Olmaması gereken bir şeydi. Ülkemizdeki adalet sisteminin olmadığının bir göstergesi gibi oldu. Aslında tekrarlanacak bir durum da yoktu. Ama yani durum belli. O yüzden tekrar görevimizi yerine getireceğiz. Olan şey bozuluyor. Tekrar tekrar oluyor yani. Bilmiyorum ki vallahi. Memleket için, devlet için, hüküm için bir şey değil. 4 tane zarfın içinde 1 tane, 3 tane çürük, 1 tane sağlam olmaz. Günah. Millet koltuk peşinde. Adaletin olduğuna hiç güvenmiyorum. Adalet bile yok. Bu memlekette adalet yok. Sol görüşlü değilim. İnan ki sol görüşlü değilim ama sola verdim. O kadar gençlerimiz var, işsiz. Ne olacak bunların hali? Önümüzü görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ki. Çok yani ne bileyim şeyler oldu, karıştırıldı. Yani hak neyse onu bulsun istiyoruz. Hayır partiye vermekte kararlıyız ve her zaman oradayız. Bence imlenmesi gayet iyi oldu. Çünkü sonuçta adil bir seçim olacaksa her şeyin eşit olması gerekiyor. İnşallah her iki tarafının da hakkında hayırlısı olsun. Tekrardan eğer adil bir seçim olacaksa yine tekrardan başa CHP geçebilir sonuçta. Çok büyük haksızlık yani. Ekrem İmamoğlu'na yapılan yani. Çok büyük haksızlık. Kazanmış adam seçimi. Kazanmış. Say aşağıdan say, yukarıdan say, hep bir aynı. Bir hile miyle olamaz. Zaten kimse inanmıyor yani ona. Bizim hanım mesela hiç siyasetten anlamaz. Allah o bile çok üzülüyor yani. AK Parti'ye veren de var, başka partiye de veren de var ama bu şimdi diyor yani, düşünüyoruz diyor yani. Çok büyük haksızlık oldu diyor yani. Haksızlık ettiler. Burayı ancak Başbakanımız Türkiye'yi kurtarı, onsuz Türkiye bir hiçti. Bence benim yanımda Recep Tayyip Erdoğan, 2. Sultan Süleyman. Çiftten seçim tekrarlansa daha iyi olur. Biz başbakanımızı istiyoruz. Biler yurdunumu istiyoruz, belediye başkanı olmasını. Bu işte bir iş var. Gerçekten bu yani imkansız. Bu büyük şehri şey alsın, CHP alsın. İmkansız, burayı AK Parti kazanması lazım ama haksızlık ettiler. Bir hile var işin içinde. Tekrarlansa zaten eğer bir haksızlık yoksa ortada her türlü yine CHP alır. Haksızlık yapan diyen insanlar da oldu. Hani gerçekten kazandı öyle, bu sene öyle gitsin diyen insanlar da oldu. Bu AK Parti'nin olan insanlar da var bunun için içinde. Ama ortada bir şeyler varsa keza o ortaya çıkar tekrar seçimlerle. Ama bence hani bu zamana kadar olmayan şeyin niye bu sene oldu biraz da o soru işareti bırakıyor. Tekrarlansa herkesin içi rahat olur gibime geliyor.